Ben size Ermenilerin bulundukları yeri terk etmek zorunda, yani işgal ettikleri yeri terk etmek zorunda kalırken gitmeden önce yaptıklarını bir göstereyim mi? Bir parantez açalım oraya. Hadi. Görelim, görelim. Yani 7 numara. Kalça budim zarvaz. Жажгаз, что мусульманам ничего не осталось. Не осталось. Ничего. Evet. Eşek tepsin seni. Evet. Eşek var diyor da. Evet. Şimdi ben bu yakıp yıkan ağaçları dahi kesenleri görünce kim aklıma geldi biliyor musunuz? Ve hiçbir Müslümana hiçbir şey bırakmayacağız derken yüzündeki kini... Adam öyle diyor. Yüzündeki... Hepsini yakıp yıkacağız, keseceğiz ağacı, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız diyor. Yüzündeki o kini gördüğümde Ratko Miladic'in yüzündeki kini de okudum. Srebrenica'daki. Aynı. Demek ki küfür tek millet Turgay Güler. Evet. Küfür tek millet. Değişmiyor. Değişmiyor. Halbuki İnsan kendine ait olduğunu bildiği bir şeyi yakar mı? Demek ki oraya 30 seneden bu yana çökmüşken hiçbir zaman içinden çıkmamış ki o topraklar gerçekte de sizin değil. Neden Azerbaycan o toprakları terk ederken 1 milyon kaçkın evinin anahtarını alıp çıktı, en ufak bir şeye zarar vermedi? Biliyordu ki ata toprağı orası ve bir gün dönecek. Dönecek. Ama o da biliyor ki o meşe ağaçlarını keserken, evleri ateşe verirken o toprağın kendisine ait olmadığını o da biliyordu. Şimdi dolayısıyla insan kendi evini yakar mı Turgay Güler? Yakmaz. Bir çocuk var, iki tane anne var. İki anne de çocuk üzerinde hak iddia ediyor. Evet, klasik bir hikaye. Anlatın onu. DNA testi yok eskiden. Mahkeme diyor ki bunu nasıl ortaya çıkaracağız? Kadıya geliyorlar. Kadıya geliyor, şikayet ediyor. Bu benim diyor, öbürkü benim diyor. Kadı diyor ki tamam diyor, bana diyor bir bıçak getirin. Çocuğu keseceğim. İkinizin de derdi bitecek diyor. Bir yarısını sana vereceğim, yarısını. Yarısını sana vereceğim. Bunun üzerine gerçek anne bir... feryat ediyor. Tamam kesme. Benim değil bu. Benim yalan söyledim. Diyor. Gerçek anne bu işte diyor. Ha. Neden? Evlat onun bıçak boynuna dayandığında onun yüreği yanacak çünkü. Azerbaycan açısından da aynısı geçerli. O evler, o mal, o mülk, buraları İslam beldesi. Benim sözümden rahatsızlık duyanlar var Turgay Güler. İşte burası İslam beldesi değil, işte Azerbaycan beldesi. Ya nasıl anlıyorsanız anlayın. Allah. Nasıl anlıyorsun? O topraklar Darül İslam'dır. Azerbaycan'ındır. Tarihsel perspektiften de böyledir. Hakikatte de böyledir. Yarın da böyle olacak inşallah. Dolayısıyla 1994 yılında anahtarını alıp giderken insanlar... Şimdi şöyle, İslam, İslam toprağı vesaire... Mesela bizi sekülerler de izliyor. Sürekli şu kavramlara boğdukları için onları. Nedir o? Cihatçı, bilmem ne, işte mücahit. Bizim için İslam değerli vesaire. Kavramlar. Kirletilmesine asla müsaade edemeyiz. Bu kavramlar kirletildiği için Yusuf Alabar da bu topraklar İslam toprağı dediğinde aklına başka şeriat devletinden mi bahsediyor? Şeriattan mı bahsediyor? Cihattan mı bahsediyor? Sürekli bu kavramlar birbirine karıştırılıp empoze ediliyor topluma. İşte cihatçı gitti diyor. Suriye'den cihatçı geldi diyor. Yani İslam toprağı demek Müslümanların söz sahibi olduğu, hak sahibi olduğu, Müslümanlara ait dediğin bu arada başka inançlara yer yok anlamına gelmiyor. Gelmez. Tam tersi. Bugüne kadar Erivan'da şu an için minaresinden bir tane ezan okunan cami yok. Atina'daki caminin yılan hikayesine dönüşünü hep birlikte biliyoruz. Tabii. Turgay Güler. Yani bizim bu topraklarda yaşayan ve birlikte yaşamayla ilgili ta biz bunu alıp Hindistan Müslümanları hakikatinden Balkanlara kadar nasıl birlikte yaşama kültürü zaman içerisinde oluştu bu programda belki 10 defa anlattık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.